Eğitim Birsen Samsun Şube Başkanı Necdet Güneysu ve Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, Haberin Sesi programına konuk oldu. Programda karma eğitim tartışıldı. Eğitim Birsen Samsun Şube Başkanı Necdet Güneysu, karma eğitimin bir dayatma ve eğitimin kanayan bir yarası olduğunu ileri sürdü. Güneysu ayrıca karma eğitim yasaklansın demiyoruz, dayatmadan söz ediyoruz diyerek bu dayatma sonucu Cumhuriyet tarihinde Anadolu'nun köyünden kentinden birçok insanın eğitim ve öğretim kurumlarından uzaklaştığını ifade etti. Karma eğitim dayatması bizim eğitim sistemimizde kanayan bir yaradır. Ama çok iyi okunması gerekiyor. Bakın karma eğitim yasaklansın falan bunları demiyoruz. Dayatmadan söz ediyoruz. Bu dayatma sonucu Cumhuriyet tarihinde Anadolu'nun köyünden, kentinden birçok insanları eğitim öğretim kurumlarından uzaklaşmıştır. Uzaklaşmıştır. Neden? Bu toplumun bir geleneği vardır. Siz eğitiminizi bu toplumun gelenek, örf, adetlerini dikkate alarak çağdaş bilim seviyesinde düzenlemek zorundasınız. Bu dünyada böyle. Zaman zaman hararetli tartışmaların yaşandığı programda karma eğitimi, ideolojik ve inanç esaslı eğitim sistemi kurmaya çalışmak olarak nitelendiren Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz da şunları söyledi. Atatürk programın sonunda şurayı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı'nı çağırıyor ve diyor ki, ya siz diyor, kendinize mi güvenmiyorsunuz, Türk kadınının iffetine mi güvenmiyorsunuz? Şimdi karma eğitimi arkadaşlarımız tartıştırıyor. Karma eğitim dayatması ideolojik bir dayatma diyor. Aslında karma eğitimi tartıştırmak ideolojik bir dayatma. Kendi farklı referanslar üzerinden, siyasal, İslami referanslar üzerinden, mezhepçi referanslar üzerinden gösteriyor. Ben şunu diyorum, her zaman da değerlendiriyorum. Çocukların doğdukları andan itibaren cinsiyetleri elbette ki kız ve erkek olarak, ama birbirlerini tanıyarak gelişmeleri gerekiyor. Bunun onun sosyal, kültürel, sanatsal, psikolojik gelişiminde çok ciddi katkıları olduğunu